Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Altılı Masa'nın hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yaptı. 6 siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için tarihi bir adım attıklarını belirten Erkek şunları söyledi. 28 Şubat tarihli mutabakat metnimizi temel alan anayasa değişikliği önerimizi bugün takdirlerinize sunuyoruz. Bu önerimiz bir toplumsal sözleşme taslağıdır. Bu niteliğine uygun olarak anayasa değişiklik önerimizi demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri doğrultusunda toplumun tüm kesimleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu açıklayan Erkek şöyle konuştu. Ülkemizin ciddi bir anayasa değişikliğine ve gerçek bir reforma ihtiyacı vardır. Demokratik bir anayasanın omuzlarında yükselecek olan güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye'nin temel sorunlarına çözümün reçetesi olacaktır. Değerli konuklar, saygıdeğer yurttaşlarımız, bizler inanıyoruz ki önümüzdeki ilk seçimde otoriter bir sistemden yana olanlar değil, demokrasiden yana olanlar kazanacak. Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır. Yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir siyaset kültürüyle, liyakatli kadrolarla, istişareyle yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi temel alan anayasa değişikliği önerimiz önümüzdeki dönemde ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.